Eser Ertay Erundio'yu biliyoruz. Eser Ertay Erundio neydi? Kendisi. Mekteyim. Mekteyim. Yani o Mekteyim'de ne yapıyorduk? Böyle şimdi biliyorum tekrar olacak ama bir toparlayıp da konuya girmek istiyorum. O Mekteyim'de ne yapıyorduk biz? Birbiriyle eş zamanlı geçiş. Kesişen. Fizik? Ya işte karşıdan karşıya geçmekteyim. Hah. Vurgu. Yani geçmek. Bir daha alayım. Vurgu. Vurgu, evet vurgu. Neyin vurgusu? Yaptığımız eylemin. Neye vurgu yapıyorduk orada? Yaptığımız eylemin zamanına. Çok güzel. Eylemin zamanını. Şimdi bunu bir şeyle karşılaştırmıştık değil mi? İşte Türkçe'de yapabildiğimiz bir şey var. Eve gidiyorum. Okey. Ben eve gidiyorum. Ben vurgusunu özneye, kişiye o vurguyu yapabiliyoruz. Mesela İngilizce'de yapamıyorsun. Almanca'da yapamıyorsun. İlla özneyi söylemek zorundasın. Dolayısıyla Türkçe'de yapabildiğimiz özne vurgusu. Yine eskiden yapabiliyorduk ama artık konuşma dilinde yapmıyoruz. Yazı dilinde bayağı bitti. Eylemin zaman vurgusunu yapabiliyorduk. Yapmaktayım. Şu anki zaman, yani eğer şimdiki zamanda çekiyorsa, şimdiki zamanda eyleme vurgu yapabiliyorum. Bulaşık yıkamaktayım, sen aç telefonunu falan diye kullanıyorduk. Bayağı bir kullanım düştü artık. İspanyol hala yapıyor, bizdeki gibi düşürmedi. İstiyorsan yaparsın, istemiyorsan yapmazsın demiştik. Dolayısıyla şimdiki zamanda neydi o? Basit bir cümleden başlayalım. Niye estu yaptım ki? Estu. Hatta soru cevap yapalım. Sorusu ne olur bunun? Ne yapmaktasın? Açtı telefonu arkadaş. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Bu şekilde sorabiliyor. Şu anda ne yapıyorsun? Niye? Çünkü belki birazdan seni dışarıya çağıracak. Hoş gerçi pandemide artık mümkün değil de. Zoom'a değil mi? Sohbete abi çağıracak. Şeylerimiz de değişti artık. Yani çok kötü. ¿Qué estás haciendo? O da diyecek ki estoy limpiando casa. Ha, a casa de casa değil değil mi? Limpiando casa. La casa. Aha, la casa. La casa. Burada kasanın önüne şeyin artikulusunu alın. Güzel oluyor. Estoy limpiando la casa. Evi temizlemekteyim. Şu anda yaptığı için. Şimdiki zamanın vurgusu. İşte şimdi nasıl olsa şeyleri gördük ki geçmiş zamanları. İşte indefinidosunu gördük. Preterito perfectomuzu gördük. Imperfectomuzu gördük. İşte şimdi bunu geçmiş zamanda da kullanabilir miyiz? Evet. Çünkü zaman vurgusu yapmak istiyorduk zaten. Doğru mu? Soralım. Geçen hafta ne yapmaktaydın? Herkes birbirine bakıyor. Şimdi bak. Estuve. Dur. Estuve değil. Akıllı şey öğrencisi ne yapıyor? Bilgisayar kamerasının görmediği alanı bir sürü kopya yapıştırıyor. Değil mi? Şunun şu kadrajın dışında kalanları. Sonra şuradan bakıyor. Geçen hafta evet hangi zaman falan diye. Ama benimkiler yavrucuğum saf. Kalpleri tertemiz. Bakıyorlar sadece. Birbirine bakıyorlar. Bekliyorlar. Ne yapacağım? Geçen hafta süresi. Başı sonu belli olmayan süreden bahsediyorum. Doğru mu? Hangi zamanda o? Başı sonu net belli değil ama geçmişte süreç? Imperfecto. Imperfecto. Estar fiili mi? Arla mı bitiyor? Buyurun. Hala bakıyorlar. Oğlum ben boşuna mı ilk örneği atladım? Hadi bir şey söyleyin. Hani çok sevmiştiniz göya. Aa ne kadar basitmiş. Sadece 3 tane düzensiz varmış. Estuve.
diye başlayan çekim. Geçen hafta ne yapmaktaydın? Hadi bakayım. Que estaba haciendo la semana pasada. Aynen böyle. Serdar sen çalışıp mı geldin? Ben sizin gibi hatırladım ya. Aynen. Ha o çekim başlayınca gerisi geliyor değil mi? Yani hani bir gelse orada estavaydı ya doğru falan deyip oradan gerisi geliyor. Aynen. Que estavasa senle la semana pasada gibi bir soru olabilir mi? Duruma bağlı olabilir. Ya şey olabilir. Ne yapmış evet. Olsun? Tam sorgu durumunda sorulacak soru gibi sanki. Geçen hafta saat 11 sularında işte bilmem ne falan. Beyaz ışık altında değil mi? Ne yapmış olsun? İşte sınavlara hazırlanıyordum desin. Yani sınavlara çalışıyordum desin. Hadi artık kolay. Hocam ben arkadaşların hakkını yemeyeyim. Çok konuştum. Ya ya sen devam et. Estoy. Estoy mu? Yapmaktaydım. Yine aynı çekimi kullanmayacağız mı? Estaba yani, demeyeceğiz mi? Evet. Evet. Ha, estaba. Ha. Haciendo. Yok, şey olsun. Sınavlara çalışıyordum. Estudiando. Hı. Sınav neydi ya? Sınava mı diyeceğiz hocam? Evet. Sınava. Hayır, sınava olmaz. O bizde vardı bir önemli. İşte. Bunlar sınav için hazırlanır. Por. İçin. Para. Para. Ya por ya para. Eyvah. Hadi. Examenes. Estaba estudiando para los exámenes. İşte bizim olayımız biraz şimdi bu olacak. Bir de Türkçe'de çok net belli olmayan. İşte mesela geçen hafta boyunca yaptım değil mi bunu? Dolayısıyla başı sonu net belli olmayan o geçen hafta dediğim süreç boyunca çalışmaktaydım vurgusunu yapmak istediğim için imperfecto kullandım. Türkçesi ne bunun? İşte çalışmaktaydım. Dün ne yaptım dersem dün ibaresi hangi zamana en çok güzel gidiyordu en iyi? Hani dün deyip o süreci kapatmak istiyorsan. Indefinido. Indefinido da olsaydı bu. Mesela dün, ayer. Ne olacak o zaman estar fiili ben çekimi? Estuve. Sesin çıksın Tuva. Ayer estuve. Ne olsun mesela? Leyendo el periódico ve arkasından cümle devam ediyor olsun. İşte sonra bir şey şu oldu bu oldu falan diye anlatmaya devam etsin. Orası bizi çok ilgilendirmiyor. Ama ayer estuve leyendo el periódico dün gazete okumaktaydım. Geçen hafta çalışmaktaydım. İkisi de maktaydım çekimi. Aradaki fark Türkçe'de maalesef belli değil. Hatırlarsanız indefinido imperfecto karşılaştırmasını yaparken tener, estar, ser fiilleri için veyahut da işte haber fiili için de bu geçerliydi. Türkçesi neydi? İşte tener kitabım vardı. Saçma ol ama. Geçen hafta kitabım, ödevim vardı. Dün ödevim vardı. Değil mi? Aynı problemi o fiiller için yaşadığımız için estar artı herundu da yaptığımız bu yapıda da aynı problemi yaşıyoruz. Dolayısıyla siz hemen kafanızda senaryoyu şey yapıp yerleştirip hani orada bir süreçten mi bahsediyor yoksa işte dün, pazartesi, salı gibi kelimelerle süreci kesti mi, kapattı mı diye yakalamaya çalışacaksınız. Anlatabildim? Orada bir ufak bir işte Türkçe'ye çevirirken kolaylaşır. Burada geçerli değil maalesef. Süreç mi var yoksa kesip attı mı o süreç kapandı mı onu yakalamaya çalışacağız. Tamam.
Peki bu böyle mi kullanılıyor? İşte sadece soru cevap şu mu falan? Yok, aslında en çok bizim bildiğimiz bir yapı vardı. Quando yapısı. Hatırlar mısınız? Hı-hı. Biraz. Allah'a mı? Quando'yu şöyle bir hatırlatmaya çalışacağım. Bir saniye. Quando'yu biz hatırlarsanız bu şekilde bir yapmıştık geçmiş derslerde. Imperfecto, imperfecto dalga demiştik. İşte devam eden bir eylemi kesiyormuş gibi demiştik. Onlarla ilgili örnekler yapmıştık. İşte üstünde durmak istedim zaten bu. Tam da bu alanda kullanılıyor. O estar arte herun diyor olayı. Buradan bir tane alalım. Mesela şunu alıyorum. Ve buraya biraz önce yaptığımızın oraya kopyalıyorum. Cuando sacaba la basura, la puerta de fuera se cerró. Neydi bunun Türkçesi? Çöpü boşaltırken, atarken. Hı hı. Kapı kapandı. La puerta de fuera, dış kapı, değil mi? Dış kapı kapandı. Peki bunu böyle yazarsam, hatta ben bir şeylik yapayım gene. Tembellik yapayım. Bu şekilde yazarsam. Cuando estaba sacando la basura, la puerta de fuera se cerró dersen bunun Türkçesi ne olur? Çöpü dökmekteyken devam et. Kapı kapandı. Dış kapı kapandı. Şimdi bunu kaç tane Türk kullanır? Çöpü dökmekteyken. Ya böyle konuşan adam kendi çöpünü atmaz zaten bir kere. Değil mi? Ha? Öyle bir izlenim var değil mi? Artık yani bunu bu böyle bir şey yok. Dolayısıyla ama günlük hayatta bunun kullanımı var dersen. Tam diyoruz. Tam. Efendim? Tam çöpü döküyordum. Heh. Kapı kapandı. Dış kapı kapandı. Heh. İşte o. Tam. İşte biz onu tam kelimesiyle yapmışız. Fiile ellemiyoruz. İşte o mekteyken vurgusunu atıp tam kelimesiyle, o tam ibaresiyle o vurguyu vermeye çalışıyoruz. Ne yapıyorsun? İşte tam çöpü döküyordum, değil mi? O eylemi yapıyordum. Tam o sırada, tam o anda deyip o fiil vurgusunu o tam kelimesiyle yapmaya başladık. Dolayısıyla bunu günlük hayatta kullanıyor muyuz? Evet. Çok sık olmasa da kullanıyor muyuz? Evet, kullanıyoruz. İşte benim istediğim bu. Aradığım karşılık bu. Demek ki Türkçe'de tam ben bunu yapıyordum, bu oldu dediğimiz olayları estar arte herun da öyle yapıyorsunuz. Dolayısıyla bu vurguyu da istiyorsan yapıyordun, istemiyorsan yapmıyordun. Doğru mu? Aynı şurada olduğu gibi. Geçen hafta derslere çalışıyordum da diyebilirsin. Derslere çalışmaktaydım da diyebilirsin. O vurgusuyla beraber. O süreci verme adına. O vurguyu verme adına. Burada da istiyorsan çöpü döküyordum, kapı kapandı dersin. Tam ben çöpü döküyordum, kapı kapandı da diyebilirsin. İşte o vurguyu vermek istiyorsan da estar artı herundu'yu kullanacaksınız. Hops. Tamam. İşin mantığını verebildin mi? Bununla ilgili birkaç tane cümlemiz var. Onlara da bir bakalım. Kitaptaki cümleleriniz. Onlar da burada. Berkay alayım. Cuando iba en bici caí y me rompí el brazo. Bisikletle giderken düştüm ve omzumu kırdım. Bir alt bölüm. Oha, kol o zaman. Kolumu kırdım. Kolumu kırdım. Böyle bir cümle olabilir. Amelna. Vurgusunu yapmak istiyorum o zaman. Ne diyorum Berkay? Cuando estaba yendo en bici caí y me rompí el brazo. Bisikletle
gitmekteyken demiyoruz. O zaman çöpümüzü başkaları çıkarıyor. Tam yani, ben bisikletle tam gidiyordum. Tam bisikletle gidiyordum ve bisikletle gidiyordum, düştüm ve kolumu kırdım. Aynen öyle. Tam bisikletle gidiyordum, düştüm, kolumu kırdım. Tuba alayım. Quando leia me llamaron por el móvil. Hatta şuralara ben bir virgül atayım da şu olayları biraz rahatlatayım ya. Okumanızı. Leia burada. Okumak değil mi? Hareket tuhaf oldu ama şöyle yapayım. O da okumak da. Okumak işte. Ama o başka bir okumak, o yüzden. Fili başka onun. Evet, tamam. Okurken okuyordum. Cep telefonumdan beni aradılar. Aynen. Okuyordum, beni cep telefonundan aradılar. Evet. Ayer cuando estuve leyendo me llamaron por el móvil. Burada da diyor ki dün okumaktaydım. Tam okuyordum. Okumaktaydım. Okumaktaydım. Okey diyebilirsiniz. Ama artık nasıl olsa olayı bildiğiniz için tam okuyordum. O da tam olur. Tam okuyordum. Beni cep telefonumdan aradılar. Dolayısıyla burada dün diyerek o süreci kapattım. Dün oldu bu olay. Ama yine de o dün okuma olayını, dünkü okuma olayının vurgusunu yapmak istiyor. Dolayısıyla ne yapıyor? Ayer deyip süreci kapatıyorum. Estuve leyendo'yu kullanıyorum. İlla buna ayer demek zorunda mıyım? Hayır. Biz burada olayı bilelim, görelim. Hani bir görsel olarak görelim. İkisinin arasındaki şu estaba ile estuve arasındaki farkı biraz görsel olarak görelim diye koydum ben bunu. Estuve zaten bana şey veriyor. Bu süreci kapattığına dair veriyor. Çünkü indefinido kullanmış burada. Değil mi? Okudum. Okumaktaydım. O işlemi yaptım. O arada da beni aradılar. Tamam. Süreci kapatıyor orada. Burada süreci kapatmıyor. Sanki böyle hikayeselleştirerek anlatıyormuş gibi değil mi? Okuyordum. Ama bisikletle gidiyordum. Düştüm, kolumu kırdım diye. Tamam. Bunu zaten daha az görürsünüz. Çok daha fazla karşımıza çıkacak olan bu yapı olacak. Dalga, değil mi? Eylem var. Onu da bir olay kesiyor. Alayım. Serdar. Cuando el hombre llegó a la luna, todos lo veíamos en la tele. Bu şey... Adam Ay'a gittiğinde hepimiz televizyonda izledik. Gibi. İzliyorduk. İzliyorduk. Biz hepimiz izliyorduk. O da Ay'a vardı. Değil mi? Vardı tabii. Gittiği o tam olmuyor. Ay'a vardığında. Hı-hı. Veya? Cuando el hombre llegó a la luna, todos lo estábamos viendo en la tele. Bu da şey... tam... Ay'a ayak bastığı, ayak basmadı yok da hayır. Burada. Ay'a vardığında. Ay'a ayak vardığında. Ayak mı? Ay'a ayak vardığında, Ay'a ayak bastığında. Ne diyorum ben ya, evet. Ay'a var. Bunu öne al istersen. Televizyondan izlerken, izliyorduk. Estábamos viendo. Tam biz izliyorduk. Tam biz izliyorduk ki adam Ay'a vardı. Burada daha böyle bir sanki ikisini karşılaştırınca tabii sadece sanki daha bir genel anlatıyor. Biz televizyon seyrediyorduk. Adam Ay'a bastı. Buradaki adam aslında şey el hombre derken insan anlamında. İşte ilk insan denilen yaratık. Evet. Birey. Ay'a vardı. Tam biz izliyorduk. Bu hepimiz toplandık. Pür dikkat, tam biz izliyorduk, hakikaten o anda da ayak bastı gibi bir şey. Evet.
Alayım. Cuando compraba en el supermercado me acordé de que había olvidado mi cartera en casa. Diyor ki süper ya markette süpermarkette alışveriş yaparken cüzdanımı evde unuttuğumu fark ettim. Hı hı. Hatırladım. Me acordé. Hatırladım ki cüzdanımı evde unutmuştum. Aha. Cuando estaba comprando en el supermercado me acordé de que había olvidado mi cartera en casa. Tam süpermarkette alışveriş yapmaktaydım. Cüzdanımı hem evde unuttum. Hem yapmaktaydım. Hem o vurgu. Hem bu vurgu. Hepsini birlikte kullanırım. Aynen. Peki. İşte hatırlamış. Cüzdanımı evde unuttum. Tam o anda. Aynen. Buradaki había olvidado niye bunu burada kullandım ki ben? Mişli geçmiş zamanımız. Evet. Çünkü süpermarkette alışveriş yapma olayından önce aslında sen evde unuttun. Dolayısıyla burada bir zamansal çizelge, bir zamansal değişim var. Yani dili geçmiş zamanda anlattığım olaydan önceki olayı sonra anlat, sonra sıralıyorum. Unutmuş olduğumu fark ettim deriz biz hatta Türkçe'de, değil mi? İşte olmuş bu. Hmm. Üstüne not düşün, mışlı geçmiş zamanmış daha görmedik diye. Zaten niye Elif onu oraya yazmış diye. Ondan sonra oradan devam edelim. Ama olay tamam değil mi? Süpermarkette alışveriş yapıyordum. Fark ettim. Cüzdanımı unutmuştum. Tam süpermarkette alışveriş yapıyorum. Fark et, şey, hatırladım ki cüzdanımı evde unutmuştum. Tamam? Tamam. Konu aşağı yukarı tamam mı? Soru var mı? Şöyle olsaydı böyle olurdu falan diye. Yok, aslında yapıyordum, yapardım dediğimiz şeyi tamla vurgulamak istediğimiz her şeyi Esther artı Herun de öyle yapacağız. O kadar. Onu da vurgulamak istiyorsanız. Öyle bir mecburiyet de yok. Tamam? Tamam. Peki. O zaman bu derslik bu kadar olsun. Bir dahaki ders alıştırmalarla pekiştirelim bu işi. Tamam? Gracias. Tamam.